E itaat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أضاع الله. وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Nisa suresi 80. ayet Diyor ki Allah Celle Celaluhu Kullarım ben peygamberleri için gönderdim. Her peygamberi insanlar ona itaat etsin, saygı duysun diye gönderdim. Bostan bekçisi olarak göndermedim diyor Allah Celle Celaluhu. Yemin ederim ki insanlar kendi aralarında ihtilafa düştükleri konularda peygambere müracaat edip peygamberin verdiği karara gönülden razı olmadıkça kesinlikle mümin olamazlar. İman etmiş olmazlar. Kabul etmem böyle bir imanı. Peygamberi hakem kabul etmeyen, onun verdiği karara teslim olmayanların imanını kabul etmem. Peygamberime itaat edenler bana itaat etmiştir. Ona isyan edenler bana isyan etmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. Müminler arasındaki kalite farkı. Kıymetli dostlar, sıkı durun. Bakın Allah Celle Celaluhu ne diyor? İki türlü Müslüman vardır. Birincisi namazını kılar, Kur'an'ını okur, tesbihini çeker. Para kazanmaktan, ibadetini yapmaktan ve tesbihini çekmekten başka bir gayreti yoktur. Diğeri ise ibadetlerini yaptığı halde canıyla, malıyla Allah yolunda cihad edenlerdir. Benim varlığımın sebebi Allah Celle Celaluhu'nun dinine sahip çıkmaktır diyenlerdir. Kesinlikle oturup Müslümanlık yapanla, Malı ve canıyla cihat eden müslüman arasında bir eşitlik olamaz. Malıyla, canıyla Allah yolunda cihat edip, dinini dert edinip, gençler arasında, kadınlar arasında, insanlar arasında dünyada İslam yayılsın, gelişsin, Kur'an okuyanların sayısı çoğalsın, namaz kılanların sayısı çoğalsın, Müslümanım elhamdülillah diyenlerin sayısı çoğalsın diye mücadele edenlerin derecesini öbürlerinin üzerine çok fazla üstün kıldım. Hem de rahmetimle onları kuşattım, mağfiretimle onları kuşattım diyor Allah Celle Celaluhu. Her ikisine de ben cenneti vaad ettim. Ama benim yolumda malı ve canıyla cihat edenler, ben bu paramı, bu imkanımı, sahip olduğum bu değerleri Allah'ın dini yolunda feda etmezsem ne işe yarar? Bu can Allah yolunda feda edilmezse, bu mal, bu servet Allah'ın dini için harcanmazsa ne işe yarar?" deyip de Allah yolunda malı ve canıyla cihat edenlerin derecesi asla diğerlerinin derecesiyle kıyaslanmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Allah yoluna çıktığı halde cihadı tamamlamadan ölenleri tamamlamış kabul ederim diyor yüce Allah Celle Celaluhu.